Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı 14 günlük gözetim uygulayacağını açıklayan Dardanel, kamuyu aydınlatma platformu KAP'a yapılan açıklamada şirketin 14 gün boyunca tedbir amacıyla kapalı çalışma sistemine geçeceğini duyurdu. Konuyla ilgili çalışanlarına fabrika bahçesinde açıklamada bulunan Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, tam 40 yıl önce yani 1980 yılında Dardanel'i kurduk ve şu anda Dardanel ailesi olarak sizlerle birlikte toplamda 2000 kişilik bir aile olduğumuzu söyleyebiliriz dedi. Tam 40 yıl önce 1980 yılında Dardanel'i kurdum ve 3-4 sene sonra üretime başladık. Bir kişiydik, bir tek bendim o zaman başladığımızda. Allah'a çok şükür şu anda Dardanel ailesi olarak sizlerle birlikte toplamda 1950 kişilik bir aileyiz. Yani yuvarlak hesap, devamlı da aramıza katılan arkadaşlarımız olduğu için 2000 kişilik bir aile olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu 40 yıllık iş hayatımızda bizimle birlikte şu anda çalışanlarımız 2000 kişi ama bizimle birlikte çalışmış, emekli olmuş, sanırım tam rakam yok ama 10 binin üzerinde belki 20 bin lira yaklaşan çalışanlarımız olmuştur. Bu arada bu 40 yıllık süreçte çok sıkıntılar çektik. Çok başarılara imza attık. Çok zor günlerimiz oldu. Çok iyi günlerimiz oldu. Ama biz hep beraber bir aile olarak zorlukları da omuzlamasını bildik. Ve bunların sonucunda da çok iyi noktalara gelmesini bildik. Niyazi Önen bugüne kadar çalışan sağlığını birincil öncelik olarak gören bir şirket olarak Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte gerek üretim tesislerinde gerekse ofis alanlarında gerekli tüm tedbirlerin hızlıca devreye alındığını açıkladı. Şu anda geldiğimiz noktada çok farklı bir süreci yaşıyoruz. Bunu sadece biz Dardanel olarak yaşamıyoruz. Normal çalışma iş hayatının dışında maalesef bizim elimizde olmayan, Türkiye'nin elinde olmayan sebeplerden dolayı COVID salgın hastalığıyla tüm dünyanın olduğu gibi bizler de uğraşıyoruz. Çok yoğun bir çalışanımız olmasına rağmen şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok şükür şu anda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak sizlerin sorumluluğu sadece sizlerle değil, benim de, bizim de omuzlarımızda. Öncelik sağlık. Sizlerin ailenizin sağlıklı olarak yaşaması ve sağlık problemleriyle karşılaşmamanız, bu virüsle ilgili hem tedbirleri en iyi alarak hem de geleceğimizi, sağlığımızı hepimiz A'dan Z'ye, ben başta olmak üzere bütün çalışanlarımızın hepimizin sağlığımızı düşünmemiz lazım. Bu tedbirlerle ilgili sağlık otoritelerinin koordinasyonunda çalışanlara, şehrimize, ülkemize ve tüketicilerimize karşı sorumluluğun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Niyazi Önen, yardımlarından dolayı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti. İlimizi yöneten, başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü ve ekipleriyle önlemleri görüştük, bir noktaya geldi. Bize tavsiyeleri şu oldu, ilk defa bizde değil, başka ilimizde de bizim sektörümüzde isim bu konularda verilmiyor. Gerçi bizim medyada, basında hep Dardanel'den bahsediliyor ama biz o nezaketi gösterelim. Başka fabrikalarda da benzer olayların olduğu, oralarda da COVID olaylarına rastlandı ve orada da kapalı devre dediğimiz çalışma sistemlerinin uygulandığı ve bunun da son derece başarılı olduğunu bize söylediler.
ve şiddetle tavsiyeleri bizim de Dardanel ailesi olarak hepimizin kafasından şüpheyi, sadece bizim değil, ailelerimizin de kafasından şüpheyi, aynı zamanda çevrenin, Çanakkale'de siz çeşitli yerlerinden geliyorsunuz, ilçelerinden, köylerinden, çeşitli yerleşim merkezlerinden geliyorsunuz. Her yerde acaba bir risk var mı, Dardanel'de çalışanlarda bir COVID şüphesi var mı riskini kökten çözebilecek bir sistem önerdiler ve bunu da şiddetle bize tavsiye ettiler. Önen açıklamasının devamında çalışanlarımızın ve dolayısıyla ailelerinin sağlığı açısından bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle kapalı devre çalışma sistemini tedbir amaçlı olarak uygulama kararı aldık dedi. Hepimizin rahat edebilmesi, kafalarımızın rahat etmesi, sağlıklarımızı gelecek altına alınması, her bakımdan rahatlamamız ve riskimiz, yaşam riskimizin, hastalık riskimizin kalmaması için yapmış olduğumuz bu uygulama son derece önemli. Ben sizlere, şu andaki burada bulunan arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yaşamı 14 gün için bile olsa, ki bir günü geçti kaldı 13 gün, sayılı gün çok çabuk geçiyor. Bunu kabul etmenizden dolayı gerçekten çok memnunum. Sizin açınızdan, sizin adınıza da çok seviniyorum. Kendi adıma da seviniyorum, aileleriniz adınıza da çok seviniyorum. Sizlerin bu firmada çok daha iyi şartlarda ama sağlıklı olarak, çalışarak kendinize, ailenize maddi gelirler de elde etmeniz, geleceğinizi de garanti altına almanızı da son derecede arzu ediyoruz. Yani bu, sizler bizim çok kıymetlimizsiniz. Sizi hiçbir zaman, bırakın maddi tarafı, manevi olarak da üzmek istemeyiz. Sizi hiçbir zaman bir zorluğa sokmak istemeyiz. Hep beraber aynı şekilde bu uygulamaya bu şekilde başladık. Bu süreçte Dardanel çalışanlarının konforu için tüm detayların düşünüldüğünü, kendilerinden ayrılamayacak yakınlarıyla bu süreci birlikte geçirebilmeleri için de uygun ortamın sağlandığını sözlerine ekleyen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen çalışanlarına bir de bayram müjdesi verdi. Sizleri şeylerinizden, ailenizden kopardık, yurtta misafir ediyoruz. Bu arada ben arkadaşlarıma, bu işlerden sorumlu arkadaşlarıma gerekli talimatları verdim. Kalan herkes gerekirse ailelerini de getirebilir. Biz onlara da, kalan çalışan arkadaşlarımıza da en iyi şekilde bakmak, en iyi şekilde, en elimizden gelen en iyi konforu sağlayarak bu süreyi geçirmelerini sağlamak için bu görevimiz. Ayrıca bunun dışında tek tek bile olsa bazı arkadaşlarımızın bu süreçte zorlanacağı özel nedenlerden dolayı sıkıntılar olursa da onları çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnsanların hayatı için, geçinmesi için de maddiyata da ihtiyaç var. Sizlere, eğer kabul ederseniz, bu sürece dahil olan, yalnızca bu sürece dahil olan arkadaşlarımız için küçük de olsa bir bayram ikramiyesi ordularınıza ilave edeceğiz. Herkese, katılan herkese 1000 Türk lirası olmak üzere bu şeylerinizde ilave. Gurur duymanız lazım. Neden? Üretiyorsunuz. Dünyada üretmek en kutsal, en önemli şey. Ben sizi, hepinizi üretime katkınızdan dolayı, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamanızdan dolayı kutluyorum. Kendiniz de gurur duyun, üretiyorsunuz. Aynı zamanda bir gururu da Dardanel ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı gurur duymanızı sizden istiyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve hayırlı
bayramlar diliyorum. Biz bir bütünüz. Hep birlikte çok daha başarılara imza atacağız. Hep beraber. Önemli olan sizin bu ailenin bir ferdi olmanızı hissetmeniz lazım. Ben bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak sizlerin mutlu olmasını sağlamak sadece bu olayda falan değil, bundan sonra da en önemli görevim. Merak etmeyin, buna emin olabilirsiniz. Hepinizi kucaklıyorum, sevgilerimi sunuyorum. Çok yaklaşamıyorum, kusura bakmayın.